Selam. Tayland'ın en kuzey şehri Chiang Mai'den herkese selamlar arkadaşlar. Ben 2 gündür buradayım. Şu an kendimi dinlenmeye aldım. Yorucu geçiyor. Takip ediyorsanız ve diğer videolarımı izlediyseniz gerçekten yorucu bir seyahatteyim şu an. Birkaç gün sonra 3. Dünya ülkesi sayılabilecek bir ülkeye gideceğim. Ve gerçekten orada çok zorlanacağım. O yüzden öncesinde şimdi burada kendimi inzivaya aldım. Sosyal medyadan sorularınıza bakıyorum, YouTube'daki yorumlarınıza bakıyorum falan derken şu an bu videoyu çekmeye karar verdim. Bu video ne videosu olacak? Başlıktan da anlayacağınız gibi dünya turunda bir günde ne kadar para harcıyorum hep beraber göreceğiz. Şimdi buradaki Bunk Butik Hostel'de kalıyorum arkadaşlar. Gecelik 11 TL veriyorum. Aynen, burada gecelik 11 TL veriyorum ve bence gayet temiz. Olanakları çok fazla değil ama temiz. Günün ilk harcaması 11 TL'lik hostel parası olsun. Hostel konusunda insanlar hep Booking'i bilir. Ben Agoda'yı kullanıyorum. Burada rezervasyonlara tıkladım. Burada en son yaptığım rezervasyon var. 2 gece hostel tutmuşum ve ödediğim miktar 22 lira 15 kuruş. Her konaklamanızdan para kazanıyorsunuz. Buradan ben 12 baht para kazandım. 12 baht yaklaşık 2,5 TL yapıyor. 2 güne bölersek 1,25. Benim bu hostelde günlüğüm 10 TL'ye gelmiş. Hatta 9,90'a falan geliyor galiba. Hop. Hadi şimdi gidelim, karnımızı doyuralım. Bakalım ne kadar yemek yiyeceğiz. Bakın arkadaşlar, 20 baht diyor. Yani çamaşır yıkamak 5 TL. Dünya turunda çamaşır yıkayacağım. Nasıl yıkayayım? Bunu Türkiye'de yapmaya kalksanız herhalde bir 1,5 kilo elbisen varsa bunu yıkamanız yani 50-60 liradan aşağı olmaz. Ama ben burada 5 TL'ye istersem elbiselerimi yıkayabilirim. Benim daha önce test ettim. Sokağın başında bir yemek yediğim yer var. İnanılmaz güzel bir yemek veriyor. Ve tiyatro da bence inanılmaz güzel. Evet, burada yemeğimizi yiyeceğiz. Hello. Çoğu yere göre, yani Asya'da ve Tayland'da çoğu yere göre çok temiz bir yer. Size hemen yemeği göstereyim. Bu arada hatırlatayım, 30 baht 1 dolar yapıyor. Yani siz oradan yemeği fiyatını tahmin edebilirsiniz. Ben şu an verdiğim sipariş Spicy Fried Seafood with Basil diyor. Şu yanılmıyorsam biraz daha bol olsun demek. Ben bundan söyledim. Yani önünüzde bir sürü seçenek var ve 1 dolar, 1 dolar 10 sente bunları yiyebiliyorsunuz. Şimdi yemek gelsin göstereyim, gerçekten lezzetli ve çok güzel bir yemek. Yani Türkiye'de öyle bir yemeği yemeye kalksanız ben değil, şimdi siz görünce siz söyleyin fiyatını. Oo, yemeğimiz geldi. Abi gördüğünüz, bildiğiniz ahtapot var, kalamar var ve karides var. Ve hani az da sayılmayacak oranda var. Pilav var, yanında bazen daha fazla salatalık gelebiliyor. Bu zaman zaman tavuk suyu çorbası, zaman zaman soğan çorbası olabiliyor. Su ücretsiz. Yani şu an biz bu yemeği 1 TL yiyoruz. 10 lira 10 TL verdi. 7 lira eve sabah kahvaltısı niyetine bunu yiyorum. Neden öyle yaptım? Çünkü hostelde biraz dinlenmiş. Şu an bayağı geç oldu saat. Kahvaltı yapmıyorum. Direkt yemek yiyorum. Zaten yani seyahatim sırasında genelde böyle yaparım. Her gün kahvaltı yapmıyorum. Bu arada ben istesem bu günümü daha ucuza getirebilirdim. Onun da yöntemini size ilerleyen dakikalarda anlatacağım. Ben şimdi bunu yiyeyim. Ondan sonra gidelim etrafı bir gezelim. Afiyet diyelim. Bozuk yok abi. Okay, kapın kap. Bye bye. 40 bahta müthiş bir yemek yedim. Yani şu an lüks yedim ha. Gerçi ucuz yine de lüks yedim. Yani istesem daha ucuza yemek işini hallederdim. Nasıl halledecektim daha ucuza? Bunu herkes yapamaz diye videoyu yanına çekmiyorum. Ben 20'li tost ekmeği alıyorum 1 dolara. Ve reçel alıyorum ya da fıstık ezmesi alıyorum, sarelle alıyorum, herhangi birini alıyorum, hepsini almıyorum tabi. Onlar da genelde 2 dolar 2,5 dolar civarında. 20'li tost ekmeği ve bu sarelle bana bir hafta boyunca yetiyor. Yani sabah kahvaltısı olarak ne oluyor, günlük 50 sente geliyor. Yani yarım dolara bir günlük kahvaltıya başlamış oluyoruz. Bugün kaçta başladık? Bugün 1 dolar 10 sentle başladık. Yani normalden pahalı bile gidiyoruz. Bakalım şimdi geldiğim şehri gezelim, hadi bakalım şehrimizde ne varmış. Ya gelmek için motor kiralamaya gerek yok ya da otobüse binmeye gerek yok. Yürüyüş rotasındaki yerleri gezelim, görelim. Bakalım nereler var yolumuzda. Şehrin haritası şu an elimde. Ben şimdi size burayı gezdireceğim. Hem de ben de gezmedim, ilk defa gezeceğim. Şu an biz buralardayız. Buradan böyle itibaren
gezeceğimiz yerleri görebiliriz. Yürüyüş alanındaki yerleri gezeceğiz şimdi. Ufaktan size çevreyi göstereyim. Böyle kendi halinde butik bir yer. Güzel. Ben Chiang Mai'yi çok sevdim. Şu an kentte şu gördüğünüz nehirle çevrili bir alan var. Burada kocaman büyük bir alan var. Eski şehir diyorlar yani. Eski kent diyorlar. Tarihi kalıntıların bulunduğu, turistik alanların bulunduğu şehir nehirle çevrili kanalın içerisinde kalıyor. Şu an bu gördüğümüz yapıda şey diyorlar Taylandlılar, eski krallığın adına Siyah Krallık. Siyah Krallık'tan kalma eserler var burada. Şimdi gidelim hızlı yine oraları bir görelim. Vay, çok güzel bir yere geldik, baksanıza. Mermer sandım ama değilmiş. İçeride ayin var. Şimdi gidip insanları rahatsız etmeyelim o zaman. Ayin yakalar. Saygı duyalım. Yolumuza devam edelim. Evet. Motor kiralamayacağım. Dolmuşa da binmeyeceğim. Yürüyeceğim diyorsanız. Tabii bu yorucu bir işlem. Bayağıdır yürüyorum ben. Şu an Eskişehir dediğim, size bahsettiğim Eskişehir'in etrafını tamamen dolaştım. Bir kareydi. Onun etrafını dolaştım. Şimdi şurada bir kapı görüyorsunuz. O kapıdan içeri girince de Eskişehir'in içine girmiş olacağız. Ben şimdi bu nehrin etrafını komple böyle bir dolaştım. Şimdi de Eskişehir'in içine gireceğiz. Biraz da orayı gezeyim. Zaten ilginç yerler de orada olacak. Size onları da göstereceğim. Şu an Wat Prasing diye bir yere geldik. Muhteşem görünüyor ya. Bu eski kentin içerisindeki en merkezi yerlerden birisi olsa gerek. Burası baya böyle bağlantı yollarıyla dolu. Burası da Wat Prasing diye bir tapınak. Zaten Wat burada temple anlamına geliyor, ibadethane anlamına geliyor. O yüzden Wat kelimesi her yerde görüyoruz. Ama şu an tadilatta galiba, etrafını çevrelemişler. Size içeriği çok gösteremiyorum. Resmen yürü yürü akşam ettim. Ama eğlendim, güzel yerler gördüm. Her yeri size gösteremiyorum çünkü videonun sonu gelmez. Videonun asıl amacı da hani kaç para harcayarak bir günde dünya gezilir. O yüzden hani her gittiğim yere göstermiyorum. Bu arada böyle lokal minibüsler var. Bunlara 20 cent, 25 cent karşılığında, hatta belki daha düşük fiyatlara binip gideceğiniz yeri de ziyaret edebilirsiniz. Ama ben tercih etmiyorum. Dediğim gibi 10 cent, 20 cent kısa kısa 20-30 liraya dünyayı geziyoruz işte. Öyle. Şimdi ben gideceğim yeri bir haritadan bakacağım. Abi tapınak göstermeyeyim diyorum ama yani göster göster bitmiyor. Her yerde ayrı bir güzellik var ya. Şuna baksanıza. İnanılmaz güzel ya. Gerçekten bizden çok farklı bir inanç şekilleri ve tapınakları var. Tayland'da ilginç bir oldu benim için bu yönde. Hani ilginç bekliyordum böyle tabakları ama bu kadar beklemiyordum. Şehrin en hareketli denen yerine geldim. Burada şehir bayağı hareketli dendi. Yani küçük bir yer, bu kadar hareket beklenir. Renkli sokaklar, sağda solda seyir sıdırcılar. Bayağı yürüdük ya, bir meyve hak etmedik mi? Hello. Hi. 20 bar. Any pick 30, some more 20. Okay. Some more. Okay. Okay. Thank you, my friend. Thank you. Bye. Shepherd. Sir. Thank you. Thank you, brother. Okay. Kapun kap. Büyük paket 30, küçük paket 20 dedi. Ben büyüğü alıyordum az daha. Yok, onu alma dedi. Anladınız işte. Sonradan aklım kalınca da bunu bir tanesine hediye etti. Valla Taylılar böyle ya, lan can kurban bunlara. Şurada bir yerde oturup yiyelim. 20 baht aldım ananas. Resmen yemek gibi karnımı doyurdu yani, zar zor bitirdim. Ben ilk önce küçümsedim, az sandım ama hiç öyle değil. Her zaman böyle oluyor zaten, açlık yapıyorum, az sanıyorum ama doyurdu, hatta sonuncu zar zor yedim. 20 baht yani 3,5 TL falan. Ve meyve yemiş oldum. Bu bana enerji sağlıyor, vitamin sağlıyor. Suyu güzel falan derken iyi oldu ya, böyle 20 bahta. Hatta ben şöyle yapıyorum normalde, şimdi kamera var diye uğraşmadım onunla. Ben direkt ananası kendisini alıyorum. O zaman 12 bahta, 15 bahta alıp kendim soyup yersem yani 1 lira 50 kuruş 70 kuruş daha ucuza getirebiliyorum bunu ama şimdilik uğraşmadım.
Evet, bugünkü harcamalarımıza 20 baht daha yazalım. Akşam genel bir toplam yaparız. Böyle ilginç bir şey görürsem açarım yine. Ondan sonra gider bir yerde akşam yemeği yeriz. Bakalım onu kaç para patlatacağız. Ondan sonra gün sonu toplamında bugün kaç para harcadığımız ve dünya turunda bir günde kaç para harcadığını bunu görmüş olacağız. Dediğim gibi ben bunu 3'te 1'i fiyatıyla bile geçen günler vardı. Ya da 2 katı 3 katı fiyatıyla da yaşadığım günler oldu. Ama ortalama bir insan yemesinden içmesinden çok kısmadan günlük maliyetini bugün görmüş olacaksınız. Yani akşama görüşürüz. Şimdi denk geldiğim, daha önce yemediğim bir şey gördüm. Fiyatı da 40 baht. Krep salatası diyor. İçinde bayağı var. Bence bu doyurucu. Zaten karnımda meyveden ötürü full. Mesela 40 baht. Ben bunu alacağım şimdi. Bir saniye alayım ben bunu. Akşam yemeğimi almış oldum 40 baht'ta. Yine ne yapıyor işte hatırlamıyorum. 5-6 lira falan yapıyor. Ve yenge salatası yiyeceğiz arkadaşlar yani. Besleyici de yiyorum gördüğünüz gibi yani. Sürünmüyorum. Tabii böyle KFC'ye, Pizza Hut'a gelip de böyle 7-8 dolarlık yemekler de yiyebilirsiniz. Sizin tercihiniz de kalmış. McDonald's'a gidip en düşük 4,5 dolardan başlayan yemekler de yiyebilirsiniz. Yani ne kadar ucuza geleceğiniz size bağlı. Ama bugün gördüğünüz gibi sabah deniz mahsulleri yedik full. Pirincimiz vardı, çorbamız vardı. Ve şimdi de deniz mahsulü yiyoruz, yengeç salatası. Daha ne olsun ya, hem de ucuza. Bakalım akşam toplayacağım kaç para oldu bunun ya. Merak ettim. Evet, şimdi hesabımızı, kitabımızı yapalım. Arkadaşlar bu videodaki biraz daha amacım sizin de başarabileceğinizi, gerçekten dünyanın gezmek için çok pahalı bir yer olmadığını inandığım için bu videoyu hazırlamayı düşündüm. Hostelime 10 TL verdim. Gayet de güzel 5-6 kişilik bir odada, temiz bir odada, iyi insanlarla beraber kalıyorum. Sabah ilk yediğim öğüne 40 baht verdim ve bence gayet güzeldi. Çorbası vardı, pilavı vardı ve yanında doyurucu seafood vardı. Yani besin değeri yüksek bir yemek yedik. Akşam ne yedik? Pineapple, yani ananas yedim. Ananas da gayet güzel ve doyurucuydu. Bir öğün yerine geçebilecek bir öğün gibi yemek yedim ve sadece 20 baht verdim. Akşam yemeğine de yengeç steak yedim ve gayet doyurucu ve güzeldi. Hepsini hatta bitiremedim. Yetti, arttı bile. Toplamda 100 baht bugünkü yeme, içme, meyve masrafımı tuttu. 10 TL'de konaklamaya verdik. 100 bahta 20 TL gibi bir para yapıyor. 30 TL. Hatta 29.90 diyelim buna. 30 TL bile değil. 29.90'a dünya turunda bir gün masrafı. Benim çok pahalı değil. Dil bilmedim. Bütün gün gezdim. Size bir kısmını gösterdim. Yemek yeme ihtiyacımı giderdim. Adres sormaya ihtiyacımı giderdim. Hostelimin yolunu buldum. Hostelimi kiraladım. Bir şekilde dili de hallediyorsunuz. Zaten hosteldeyseniz niyetiniz belli. İnsan anlıyor sizi. O yüzden dil bilmenize gerek yok. Siz zaten bir oda tutmak istiyorsunuz. O bunun farkında. Yemekçiye gidiyorsanız yemek yemek istediğinizi zaten biliyorlar. Bir şekilde vücut hareketleriyle, gözlerle, ellerle bir şekilde anlaşıp zaten yemek istediğinizi belli edip ne istediyseniz önünüze getiriyorlar. O yüzden parasız da olur. Daha doğrusu az parayla da olur. Dil bilmeden de olur. Ve özellikle ben yalnız gezmekten acayip zevk alırım. Çünkü tamamen özgürsünüz. Birisini mutlu etmek gibi bir düşünceniz yok. Acaba o bunu sever mi? Acaba o yoruldu mu? Acaba o bu hostelde kalır mı diye hiçbir endişeniz olmadan akıp gidiyorsunuz. Burada bir gün kalmak istiyorsanız bir gün kalıyorsunuz. 10 gün kalmak istiyorsanız 10 gün kalıyorsunuz. Benim edindiğim tecrübe, az parayla yalnız başınıza ve dil bilmeden gezebilirsiniz. Bu benim size tavsiyem olsun. Korkmayın, yola çıkın. Öyle. Ben isteseydim günde 1 dolara da geçinebilirdim ki seyahatimin çoğu kısmını günde birkaç dolara geçindim. İsteseydim günde 10 dolara da geçinirdim. Hepsi mümkün. Siz sıkıntı yok. Yeter ki çıkın. Gerisi geliyor. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Umarım bundan sonraki videolarımı da izler ve beğenirsiniz. Beni takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın.